O kat ettiğini düşünüyorum. Ofansif olarak da dediğiniz gibi ilk geldiğinde Abdullah Hoca savunmadan başladı yani. Çünkü sıkıntıyı gördü, düzelterek gitti. Çok Maç kötü yerde kazandı. takıldı, doğru. Maç kazandığı zaman da takımın kendine güveni geldi. Güveni Kesinlikle. geldiği zaman da yavaş yavaş üzerine koymaya başladı. Dediğiniz gibi hani orada Victor oynuyor, Hugo oynuyor, Edgar oynuyor mesela, sağ bek, sol bek de bir bütün içerisinde oldular. Bence bir Bu arada Edgar da gönderilecekti. ama iyi Victor oynuyor Hugo son ile maçlarda. müthiş bir ikili oluşturdu Ama aslında. zaten defans böyledir. Öyle değil mi hocam yani? Evet. Sadece Evet. defans bölgesi Tabii. stoperlerin iyi anlaşması lazım tandemin. Sadece ikili Tabii. değil. Sağ bek, sol bekin de iyi anlaşması lazım. Trabzon bunu düzeltti. Ama ileriye baktığımız zaman çok kaliteli oyuncular var. Bilemiyorum, benim bakış açım, Sercan da bunu düşünüyor. Vakayeme bence müthiş bir toplayıcı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Küban yine aynı şekilde. Aynen öyle. Canini son derece zorlayan bir oyuncular. Çok da Trabzon bu tarzını nokta beğenirim. yavaş da olsa bir ivme kat ettiğini düşünüyorum. Eğer bunu da düzeltirse bu maç onlar için çok önemli bir gösterge, güç maçı da diyebiliriz. Gücünü gösteren Evet. maçı. Evet. Eğer onu yapabilirse Trabzonspor farklı düşünceler içerisinde olabilir. Bilmiyorum, bana katılır mısın? Mbakame özellikle soldan içe girişleriyle birebirlerde adam eksiltme özelliği üst düzeyde, gol vuruşları iyi. Bakasetas tamamıyla defansif yönde de takıma yardım etmem gerekir zihniyetiyle oynayan iyi bir oyun kurucu. Ceza sahası yayının orada dönen topların bile hepsini alan, aldığı zaman da iyi vuruşlarla o golleri yapan biri. Kesinlikle. Canan ile Ekuban da devamlı değişerek dönerek oynuyorlar. Trabzon'un hücuma katkısı tamamıyla bu. Bakayım Ama sen de böyle bireysel becerisi yüksek, tabii aldığı tabii zaman ben bayılıyorum. giden bir tarzla Ben oynayan biriydin. Vakayeme'ye bayılıyorum. Hatta Yusuf abiye çok benzetiyordum onu. Yusuf Şimşek'in daha fizikli hali. Yürüyerek Güçlü adam hali. geçiyor. Güçlü. Yani Güçlü tabii tabii hali. daha güçlü hali. Ben kesinlikle ona benzetiyorum. Yürüyerek adam eksiltebiliyor. O yüzden de keyifle izliyorum. Seyir zevki yüksek bir oyuncu. Hatta Bakasetas geldikten sonra da Vakayemi'nin de yükü de azaldı. Hem defansif anlamda hem de şey anlamda. Size de o yüzden katılıyorum hocam. Peki Bir de Vakayemi oyun liderliği de yapıyor. Dikkat şuna edin, gençleri o kesinlikle. yönlendiriyor Şimdi sahada. onunla ilgili Çok doğru, soracağım. evet. Ya biraz Yusuf'a sanki haksızlık ediyoruz. Yusuf benim gözümde aynı zamanda çok iyi bir oyun kurucuydu. O zamanın Tabii. göreviyle çok iyi bir 10 numaraydı. Sanki o konuda Hayır, böyle Vakame'den biraz fazla. yürüyerek adam geçme Vakame, özelliği var ya. evet, Vakame kendi oynamaya düşüyor. Yusuf oynatıyor da aynı Tabii zamanda. Yusuf şey. Hoca diyelim, Yusuf şimdi yanlış evet, Yusuf anlaşılmasın Hoca. kesinlikle. Hayırlı olsun Evet. Balıkesir'de. Onlar da Evet. ligde kalma adına iyi işler Evet. yapıyor. Sen katılır mısın Memlek bilmiyorum. memleketimin Yusuf'la takımını ilgili bu çalıştırıyor tespitim. hocam Yusuf Hocam hocam. bence yani Yusuf, evet, yetenek olarak birebir de kolay adam geçebiliyorlar ama Vakayeme Yusuf bence daha farklı oyuncular. Hani Evet. Vakayeme çok güçlü bir oyuncu. Hani birebir de gidebiliyor, zorlayabiliyor. Yani güç olarak da çok iyi. Kaleyi sürekli düşünen bir oyuncu. Yusuf daha çok kendi bölgesinde adam geçerek pas yapabilen oyuncu ama dediğin gibi katılıyorum. Yani Vakayeme bence ligin en etkili oyuncularından bir tanesi. Hem kendi de oynuyor, Evet. oradaki bir liderlik de yapabilen bir oyuncu. Tabii. Hem Özgüveni oynuyor hem yüksek. Çok oynatıyor. özgüveni yüksek. Şimdi Evet. hani Sen futbolda sormadan deyimdir. bir ilave yapayım Buyurun mı? hocam. Şimdi oyundan bahsettik. Çok da keyifli konuştuk. Bu oyunları kim oynatacak? Teknik adamlar. Teknik adamlarla başladık zaten Amacım o yüzden. biriyle ilgili olumlu, diğeriyle ilgili olumsuz konuşmak değil. Bazen teknik adamların şanslı bir tarafı olur. O da camianızda başkan, yönetim, takım, taraftar hepsi size acayip güvenir. Bu da sizin işinizi kolaylaştırır. Yani Abdullah Hoca ne taktik verecekse kayıtsız, şartsız Trabzon taraftarı dahil o taktiğe uyacak. Bazen de istediğiniz kadar iyi teknik direktör olun. Eğer başkandan, yönetimden, takımdan, taraftardan o güveni arkanızda hissedemiyorsanız bu sizin için bir dezavantaj olur. Sanki bu dezavantaj Fenerbahçe tarafında biraz var gibime Çok geliyor. var. Ben şimdi Bu ondan da biri bahsedecektim için kesinlikle. artı, diğeri için biraz eksi olabilir mi? Sorum sizde. Bence kesinlikle Fenerbahçe çok çok stresli çıkacağını düşünüyorum. Özellikle hoca konusunda. Ki hoca stres yaptığında bence takıma da yansıyor. Oyunculara da yansıyor. Hatta konuşma tarzından bile toplantıda İbrahim abi de çok iyi biliyor. Gerçekten de o telaşlı tavırları bile o enerjisel olarak bile Evet, beni tabii çok canım. etkiliyordu şahsen. Antrenmandaki o ses tonu bile gerçekten de çok etkiliyor. Ki bence Fenerbahçe bu maçta en stresli taraf olan olarak görüyorum ben. Şimdi futbolcular üzerinden konuşalım. Karşılaştırmaları hazırladı arkadaşlarımız. Ekranlara taşıyalım. Kaleyle başlayalım ki iki iyi, iki kaliteli, iki genç kaleciyi karşı karşıya izleyeceğiz. Bu sezonun da en formda
İki kalecisi diyelim ama Ersin'e de haksızlık yapmayalım tabii Beşiktaş tersinde. Bence evet, yani Ersin de iyi kaleci. Zaten Ersin'in bunlardan yaşı biraz daha ufak. Kaleci ötesi evet. Gördüğümüz için ondan hiç bahsetmiyoruz. Hani Mustera'dan. Yerli diyelim. Yerli diyelim. Yerli diyelim. Mustera'ya da haksızlık yapmayalım ama bu maç özelinde tabii iki kaleci diyelim. Hem Uğurcan hem Altay, Allah nazarlardan korusun ikisini de, milli takımımız açısından da son derece önemli. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da büyük ihtimalle kadroda izleyeceğiz onları. 23 maç Uğurcan forma giydi, 24 maç Altay. 9 maçta gol yemedi Uğurcan, Altay 7 maçta. Kurtarıcı sayısı Uğurcan'ın 69, Altay'ın 63. Bunu da yüzdeye vurursak %76'lık bir oran yakalamış Uğurcan, Altay %73. 23 gol yedi Uğurcan, Altay 24. Topu oyuna sokma ki iki teknik direktör adayımız da var. Bir evet. Tecrübeli teknik adamla birlikte. Son dönemde teknik direktörlerin en çok dikkat ettiği konu. Tüm dünyada da bu böyle. Topu oyunu sokma yüzdesi de %69'a %78. Burada Altay'ın bir adım önde olduğunu görüyoruz. İbrahim Toraman atanını tutanın iyi olacak bir futbol klasiğidir. Ne dersin kaleciler için? Sana göre hangisi ön planda? Ya çok önemli bunlar, dediğinize katılıyorum. En son Galatasaray maçına bakarsanız atanlar tutanlar evet. Diyelim yani. Bunlar iyi olmazsa Mustera dediğiniz gibi farklı bir boyutta. Onu farklı bir boyuta koyuyoruz ama şimdi baktığımız zaman hem Uğurcan hem de Altay çok iyi, çok yetenekli kaleciler. Bu arada Uğurcan rahatsızdı. Bugün ilk testi negatif çıktı büyük ihtimalle. Oynayacak herhalde. Oynama ihtimali var ama bence antrenman eksiği de var. Eksiği var ama Trabzonspor için bence çok önemli bir oyuncu. Yani Uğurcan olmasa bu zamana kadar gösterdiği performans güven veren bir kaleci. Kalecinin güven vermesi o savunma oyuncularını savunma oyuncular için çok önemlidir. Uğurcan bence Trabzonspor'un en güven veren ve en önemli oyunculardan bir tanesi. Bu maçta bence ona çok güveniliyordur. Altay da geçen hafta yaptığı hatanın üzüntüsünü yaşıyor şüphesiz. Ama o da iyi bir kaleci. Kesinlikle yani genç kaleciler muhakkak bunlar hata yapacaklar. Yani bir de kalecilerin hata yaptığı zaman telafi şansı yok. O yüzden hata yapabilirler ama kalecilik özellikleri olarak bence ikisi de çok iyi kaleci. Tabi Uğurcan'ın biraz daha belki fazla maçı vardır. Biraz daha tecrübeli diyebiliriz Altay'a göre ama Altay'da da bence çok iyi bir kaleci, iyi özellikleri var. Böyle maç daha da fazla oynayarak kendilerini çok fazla geliştireceklerini düşünüyorum. Peki, hem kendi takımlarına hem de milli takımlara. Mini bir oynama da yapalım. Uğurcan mı, Altay mı? Ya açıkçası ikisine bir şey diyemiyorum yani şu an. Birer puan veriyorsun diyelim. İkisine, birer i̇kisine puan, de birer evet. Puan. Peki. Sercan sen ne dersin kaleciler için Uğurcan'la yani Altay mı? Yani istatistiğe baktık. İstatistikte çok bence, yakın aslında. Evet yakınlar, çok yakın. Ben yani... Ben de birer puan veriyorum. Hocam. Gerçekten ayırt edemedim. Şimdi istatistikleri biraz dengeleme adına bir önemli bir tespitte bulunayım. En büyük fark topu oyuna sokmadaydı. Bakın geride defansınızda. Altay'ın %78 oranı hocam. 69'da Uğurcan'ın evet. Onun lehineydi. Geride gerçekten oyun kurmada usta bir defansınız varsa geriden pasla oynarsınız. Bu sizin topu oyuna sokma oranınızı yükseltir. Yok böyle bir takım değilseniz, geriden oyun kurmuyorsanız, uzun top oynuyorsanız da mecburen uzun topların büyük bir kısmı rakip tarafından alınacağı için geriden topu oyuna sokma oranınız da otomatikman biraz düşer. Bu fark bence oradan kaynaklanıyor tamamıyla. Şu an o yüzdenin en yüksek hangi kalecide olduğunu bilmiyorum. Ama bir tahmin yürüteyim, Marafon'u olabilir. Çünkü en çok evet. Geriden topu oyuna sokan takım Alanya'dır. Bunu evet. Değerlendirmek, biraz da ispatlama adına istiyorsak onu buradan bir kontrol hocam, edelim. Buradan hocam o oyuna girme ve oyuna başlama olarak bakarsak o takımla alakalı bir durum. Hocanın anlayışla ilgili bir durumdur. Öyle evet. Bakmak lazım. Tabii. Hocanın verdiği yani, işliği rol de önemli. Burada. Hem taktik hem de bunu yapabilecek oyuncular. Ben Trabzon'un özellikle Abdullah Hoca zamanında da henüz her şeyi çalışma fırsatı bulamadı. Hiç riske girmeden yeri geldiğinde sürekli uzun topla çıkmaya çalıştığını hep görüyorum. Uğurcan'ın sayısı bence onun için biraz düşük. Uğurcan'ı mı seçiyorsunuz hocam? Hayır ben ikisine eşit puanı veriyorum. Peki puanları paylaştık. Devam edelim o zaman. Gelelim defansa. Vitor Hugo'yu konuştuk. Zalai'yi de konuşalım bu bölümde İbrahim Toraman. Zalai de Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana katkı veren isim. Yani Zalai'ye sol ayak fena bir oyuncu değil. Pas yüzdeleri eşit Vitor Hugo ile Zalai'nin %85'i %85. Top kapma 0.